Yerliye döndü ibre deyip bir anda pat diye Beşiktaş, yabancı hoca da getirebilir ama yabancı getirmemesinin sebebi... Burada Sayın Başkan'ın satır başlarında yurt dışında olan Türk teknik direktör olarak Nuri Şahin'i işaret ettiğini, aynı zamanda biraz okuma yaptığımız zamanda Bilgi olarak değil, hissettiğimi söyleyeyim, uyarayım izleyenleri de. Beşiktaş'a dair hem yabancı futbolcu İsmi paylaşacağız. Görüşmelerin yapıldığı, hem Türkiye'de oynayan bir oyuncuyla ilgileniyor Beşiktaş, yerli sevgili Dimaria. Bundan sonraki ömrünün geri kalan 30 yılını bile Rosario'da geçirebilir. Orada takılabilirsin ama Türkiye liginde bir diğer transfer haberi, Beşiktaş ciddi. Şampiyon duruşundan belli olur. Misli'ye özel şampiyon oranlarla her gün daha yüksek oranla oyna. Kazanınca da şampiyon gibi kazan. Çünkü şampiyon duruşundan belli olur. Tüm normallerin üzerinde şampiyon oranlarla sen de mislide oyna bir farkın olsun. Misli, misli. Anneler gününe özel fırsatlar Zen Pırlanta'da. Üstelik Zen Parfüm Seyahat Seti. Sensiz olmaz. Sports Dijital ekranlarına hoş geldiniz. Migros Yemeği'nin sunduğu Siyahla Beyaz programıyla karşınızdayız. Sizlere daha önce her programın başında olduğu gibi Migros Yemek'ten bahsetmiştik artık. Duymayan kalmamıştır. 81 ilde nerede olursanız olun Migros Yemek'ten sipariş verebiliyorsunuz. Üstelik bu ay ilk siparişinizde geçerli 70 TL indirim var. Son iki 4 siparişinizde de geçerli olmak üzere 50 TL indirim var. Söyle kazan indirimi de hesabınızda oluyor Migros uygulamasında birçok kampanyadan haberdar olabiliyorsunuz. Gündem bugün gerçekten çok yoğun siyahla beyaz başlıyor. Hoş geldin. Hoş bulduk Selcan. Nasılsın abi? İyi sen nasılsın? Tebrik ederiz. Dün ne için? E, TRT Spor'da Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Hasan Arat çok önemli açıklamalarda bulundu ve belki Eyvallah. de Beşiktaş'ın ilerleyen sürecinde hem transferinden hem de e, teknik direktör tercihine kadar birçok şey açıklık getirdi. Hem tebrik etmiş olalım hem sizi Ergin abi, Fatih abiyi, TT Spor'u hem de öncesinde sonrasında neler yaşandığına dair notlar varsa paylaşmanı rica ediyoruz. Keyfi başkanın belli başlı tabii ki istenen şimdi insanlar istiyor ki net isimler çıksın, net isimler alınsın, işte belli başlı bilgiler verilsin vesaire. Bunlar tabii çok kolay değil. Kulübün durumundan bahsetti ve gerçekçi olalım dedi. Bence bu önemliydi. 19 tane oyuncu ki bunu çok bahsettik yayınlarda, 19 tane yabancıdan bahsetti. Ve bu 19 yabancının e, nasıl gönderileceğini, göndermeden transfer yapılamayacağı gerçeğinden bahsetti. E, bana göre en önemli manşet, programın manşeti bana göre e, yerliye döndü ibre demesiydi. Çünkü yabancı mı olacak, yerli mi olacak? %51 dedi ama sanki görüntü biraz %60-%70'lerde yerli gibi. Çünkü e, şunu söylüyor. yani yabancı hocaların bunu Valen İsmail'de gördük. Santos'a yabancı hocaların buraya bu ligi alışma süreci var. Burayı öğrenme süreci var. Daha da önemlisi hiçbir yabancı hoca ben gelip bu sene şampiyon yapacağım diye gelmiyor. Öyle hocalar çok fazla yok. Bir Uçesku'yu biliyoruz böyle. Bir e, e, dağım gelmişti Beşiktaş'ı. Hem Beşiktaş'ı hem Fenerbahçe'yi şampiyon yapmıştı. Ama onun dışında bir bir yabancı hoca şu anda artık 2024'te bir yabancı hoca geldiği zaman bir projeksiyon çiziyor sana. Bir proje. Yani ilk sene şu şu şu, ikinci sene bu, üçüncü sene biz şampiyonluğu hedefliyoruz diyor. O yüzden de biraz bence bu sebeplerden dolayı Türkiye Liglerinin dinamiklerini bilen, bu ligin Beşiktaş'ın ne oynaması gerektiğini, ne istediğini bilen bir hoca üzerinde bence plan yapacaklar gibi gözüküyor. Ha buradan... Tabii hep şeyi söylüyorum yayınlarda. İşte sağ gösterip sol vurma çok seviyor herkes. Burada olabilir yine o. Yani yerliye döndü İbre deyip bir anda pat diye Beşiktaş yabancı hoca da getirebilir ama yabancı getirmemesinin sebebi e, uzun vadeli Beşiktaş'ın bir beklemeye bir sabrı yokmuş gibi gözüküyor. O yüzden de yerliye dönecek olması önemli. E, çilek var. Bir çilek sözü. Çilek demedi ama Türk futbolu çilek diye girmişti o 2012'de. Evet. Galatasaray Say başkanıyla Aysal demişti çilek diye. Evet. Bir sanki yıldız transfer sözü de verdi aslında. Heyecanlandıracak bir isim e, olmalı olacaktır dedi Beşiktaş'ta. Bu tabii ki önemli. E, bir projeksiyon çizdi ne olacağına ilişkin. Ama şunu da gördük bu arada. E, şu anda Hoca ile ilgili net bir plan yok. Yani Hoca ile ilgili net bir plandan öte çünkü ne olursa olsun Şenol Güneş, eğer üç isim üzerinden gidelim. Şenol Güneş'te, Sergen Yalçın, Nuri Şahin'de başka hocalar. Evet. Adı geçen, az da olsa da geçen yabancılar bambaşka hocalar. O yüzden de Beşiktaş'ın bu konuda net bir karar vermediğini söylemek mümkün. Ee, hep 23 Mayıs'ı işaret etti. Türkiye Kupası e, tarihini. Benim de doğum günüm 23 Mayıs. Güzel bir kupa maçı olur umarım. Ee, ama... Beşiktaş'tan şöyle bir beklenti oluşmuş vaziyette. 24 Mayıs'ta Beşiktaş hocasını açıklayacak falan. Ben böyle bir şey beklemiyorum. Beşiktaş'ın ben hoca bulma işini Haziran ayını bulma ihtimali var bence. Öncesinde bir hoca e, açıklamasını ben beklemiyorum açıkçası. Ba Başkan dün hem teknik direktör konusuyla ilgili, ilgili hem de e, transferlerle ilgili e, net olan açıklamalar yaptı. Ancak açıklamaları cevaplarının ardından e, cevapları aranan yeni sorular da gündeme geliyor. Tabii e, işaret ettiği Türk teknik direktörler. Hı hı. Programı ben baştan sona izledim. Hatta gece bir daha bir üzerinden hı hı. geçtim. E, yerli teknik direktöre İbre Kaydın'ı ifade ediyor. Ama bazen bir satır başında e, Türkiye dışında çalışan bir Türk teknik direktörden bahsetti. Çalışan mı dedi yaşayan mı dedi? Orada olan. Tamam. Orada olan. E, Birçok teknik direktör var. Sizler de programda saydınız. Ama o teknik direktörler arasında ön plana çıkan zaten... Sayın başkanın Almanya'ya Nuri Şahin'in evine kadar gitmesiyle bize işaret ettiği kendi tercihi olduğunu da bence ön planda gösterdiği bir Nuri Şahin var. O yüzden ilk olarak sayın başkanın da isteği olduğu için <laughs> Nuri Şahin'i artık yazıyoruz. Doğru. Zaten yazıyorduk. Yazıyoruz. Söylüyoruz. Ama Erol Bulut çok söyle yazmışlar, söylemişler. İhtimal yok. Yok. Ee, Kurban Kurbanov demişler. İhtimal olabilir. Ben olacağım. Ben olacağım. yani Mesela diğer hocaları yüzde beş ayıracaksak yüzde beş on yüzde ben Hı. bir tanesine koyabilirim onu. Ama Erol Bulut sıfır ihtimal. Tayfun Korkut demişler bence sıfır ihtimal. Evet. Ee, Murat Yakın diyenler var ona da bir %5 koyarım. Ya en azından olabilitesi olan bence hocalar ama e, tabii ki ağırlık burada Nuri Şahin elbette. Yani Nuri Şahin üzerinden gitmek lazım hikaye okumak lazım. Başkanın söylediği Nuri Şahin Hı -hı. bir de başkanın hem görüştüğünü artık açıkladığı Hı -hı. Sergen Yalçın var. Görüşülmeyen ve doğal aday konumunda olan ee, Sayın Başkanın da kendisinden kırılma ayrılması için kırılma anı Hı -hı. diye bahsettiği Şenol Güneş var. Hı -hı. Üç teknik direktör şu an ön plana çıkmış durumda. Burada Sayın Başkanın satır başlarında yurt dışında olan Türk teknik direktör olarak Nuri Şahin'i işaret ettiğini, aynı zamanda biraz okuma yaptığımız zaman Sergen Yalçın'la ilgili benim seçim öncesinde ilk planımdı. Daha sonrasında zamanlamadan dolayı işte Rıza Çalınbayın kontratından dolayı gerçekleşmedi diyerek Sergen Hoca'yı da ön plana çıkarttı ki programda zannediyorum Fatih abi dedi ki Hüseyin Yücel'in Sergen Yalçın isteği var tarzında bilgiler var. Ee, benim burada araşt yani araştırmalar sonucunda biraz anladığım önce Nuri Şahin hı hı. sonra Sergen <laughs> Yalçın sonra Şenol Güneş gibi ama burada yeni bir soru şu Fatih abi Sayın Başkan sportif direktör konusunu da gündeme getirdi. Sportif direktörle Sergen Hoca ve Şenol Güneş nasıl bir sağlıklı bir çalışma ortamı kurulabilir? Çünkü Şenol Hoca'dan bildiğimiz sportif direktöre bakış açısını 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Sergen Yalçın'la ilgili bu kadar net cümle kurmasak da tanıdığı bir isim olmasını ister. Gelen bilgiler de bu yönde. Sanki sportif direktör tanımıyla da Orada Nuri Şahin mi biraz daha ön plana çıkıyor. Sağlıklı ortam oluşturulması anlamında. Bir kere sportif direktörün bence ünlü bir olacağını söyledi başkan yaptığı tarifle. Hı. Çünkü başkan bütün sportif direktör tarifinde satış, satış, satış dedi. Satışta iyi mi? İyi satış yapmış mı? Bundan önce kariyerinde ne satışlar yapmış hep bunlardan bahsediyor. Satış. Yani satışı çok önemsiyor. Haklı da bu arada başkan. Çünkü 19 tane yabancı var ve bunları satmadan Beşiktaş'ın bu işin içinden çıkma şansı yok. O yüzden de ...satışta dediğine göre... ...bu bir... E, ...kariyerdir Sercan. yani... ...sportif direktörlerin belli başlı kariyerlerinde... ...isimler vardır... ...şunu buldu... ...şunu sattı... ...şunu getirdi... ...şunu yaptı diye... ...demek ki... ...satışıyla ünlü bir sportif direktör getirecek... ...bahsettiği tarif bu... E, ...Devin Özek ismi konuşuluyordu... ...Devin Özek belki Beşiktaş'ın... E, ...futbol aktığı için yer alabilir ama... ...bir sportif direktör olarak gelmeyeceğini... ...ben bence dün itibariyle... ...başkan teyit etmiş oldu çünkü... Ee, satış yapacak adam istiyorum diyor. Devin Özen geçmişte böyle bir şey yok. Satış spor direktör değil ve geçmişinde bir satış, şunları sattı, bunları sattı yok. Ee, o yüzden de ben açıkçası e, Avrupa'dan iyi kulüplerde çalışmış ve bu işlerle meşgul olmuş, bu işlerde başarı sağlamış bir satış yapabilen hatta araştırırız onu da. Kariyerinde böyle büyük satışlar yapmış. İşte bir oyuncu 25'e satmış, 30'a satmış, 35'e satmış. İsimlere bakmak lazım. Sanki Beşiktaş biraz ona yönelecek gibi gözüküyor. Bu arada doğru bir şey bu. Yani Beşiktaş'ın eğer oraya sportif direkt olarak e, bir macera arama şansı yok. E, Beşiktaş sportif direkt olarak zaten daha önce Ceyhun kazancı denedi, Ali Naibi denedi. İki tane yerli, İkisi de kendi işlerinde başarılı başarılı hamleleri var. Bana göre e, işte Valeriy İsmail hamlesi iyi bir hamle değildi. ...Ceyhun Kazancı'nın ama... ...Size ve Ghost Redmond iyi hamillerdi. Yani böyle ayırabilirsin. Ama neticede hoca tutmadığı için... ...orada başarısız gözüktü Ceyhun Kazancı. Ee, abinin yaptığı iyi transferler var. Eleştirilen transferler var Fikret Orman döneminde. Neticede burada artık bence... ...üçüncü kez zaten bir... ...genç yerli yerine... ...yabancı, önce satışlar yapmış. Bu işte piyasada bilinen bir... ...sportif direktör getirecekleri diye tahmin ediyorum. Ve başkanın tarifi de buna uyuyor. Yani başkan satışçı sport direktörü. Öncelik satış diyor. E haksız da değil. Değil. 19 tane adamı ne yapacağım? Beşiktaş'ın bunlardan kurtulması lazım. Bir de 10 ya dün onun da hesabını <laughs> yaptık. Beşiktaş'ın satması gereken sayı 14 falan. Evet evet. Yani Ama fa fa farkın e, siyahla beyazı izleyenler çok net anlayacak. Biz Hı -hı. şimdiye kadar programda yabancı futbolcu ismi vermekten hep çekindik. Biraz da. daha temkinli gittik ve bunu anlatırken de Beşiktaş'ın önce elinde kontratı olan oyunculardan kurtulması gerektiğine ifade ediyorduk. Sayın Başkan'ın bunu anlatması da aslında şimdiye kadar e, yapılan haberlerdeki tam durumu da bize anlatıyor. Ama birazdan e, Beşiktaş'a dair hem yabancı futbolcu ismi paylaşacağız, Hı. E, görüşmelerin yapıldığı, girişimlere başlandığı hem yabancı oyuncu var hem Türkiye'de oynayan bir oyuncuyla ilgileniyor Beşiktaş yerli bir de yurt dışında. Ee, birazdan ona geçeceğiz. Hocadan devam edelim. Hocadan. Ee, üç tane isim üzerinde evet. yoğunlaşmış vaziyette. Bir kez daha söyleyelim. O tam tersi bir yabancı getirebilir başkan. O, o ihtimali her zaman bir köşede bulunduralım. Y çok yüksek olmasa Farkında, bence. Farkındaysan dün Sayın Başkan Nuri Hocayla da ilgili Hı -hı. Eşit derecede olumlu. Hı -hı. Sergen Hoca da ilgili evet. <laughs> eşit derecede olumlu şeylerden bahsetti. Üçüncü dövdü. Üçüncü Şenol Hoca'yı dövdü. Biraz burada Sayın Başkan bence isimleri artık yerli isimler üzerinde ilerlendiğini söyleyip Hı -hı. kararı Beşiktaş taraftarına bırakacak gibi. Evet son kararı kendisi yönetici arkadaşlarıyla Hı -hı. konuşacak. Ama biraz yerli hocaların gündeme gelir basaya yatırılmasıyla birlikte burada kararı biraz Beşiktaş taraftarı... İbren'in bu üçünden nereye doğru kayacağını gösterecek gibi. Bilgi olarak değil izlenim olarak söyleyeyim. Evet. Hissettiğimi söyleyeyim. Hı hı. His bu sadece bilgi değil. Bir kez daha uyarayım izleyenleri de. Benim hissettiğim kendisi Nuri e bir adım daha sıcak. Evet. Benim hissettiğim o. Evet. Nuri Şahin'e Nuri isminin olmasını diğerlere olmasını demiyor. Ama Nuri Şahin ismine <laughs> biraz daha sıcak. Ancak yönetimde de Nuri Şahin'i istemeyen. Çok ciddi isimler var. Yani Nuri olmasın diyen sıcak i̇sim, değil. İsim vermeden gidiyoruz tabii ki buna. İsim vermeden gidelim ama güçlü isimler güçlü. olduğunu ve Nuri istemediklerini bizzat bizlere bu bir dedikodu değil. yani Veya bir duyum da değil. Bizzat bize söyleyen yöneticiler var. Nuri olmasını istemiyoruz. Bir oylama olursa biz Nuri karşı çıkacağız diyen yöneticiler de var. Burada ama ekleyeceğimiz yerde. Hı -hı. Evet. Neden karşı çıktığını çok kısa Bahsetmek isterim ben. Tabii. Çünkü Nuri Şahin'le ilgili okuyorum sosyal medyada veya yorumlarda çok büyük bir e, Arteta beklentisi var. İşte Arteta'nın Arsenal'e getirdiği hava işte e, hiç tecrübesi yokken doğru düzgün e, gelip Arsenal gibi büyük bir kulübü e, şampiyonluk potasına yıllar sonra soktu vesaire bu tip şeyler konuşuluyor ki Arteta da gerçekten de çok büyük bir hocalık yaptı orada ve çok da iyi oynatıyor Arsenal'i. E. Bunu zaten kabul ediyoruz ve Nuri Şahin'in tarzına yani önce bir yardımcı hoca oradan hemen, Guardiola'nın yanından hemen evet. gelip gerçekten Nuri Şahin'e benzetebilirler. Ancak evet. şöyle bir gerçek var. Ee, sabır Premier Lig'in bir numaralı numarası. Denhak paramparça etti. Manchester adamları hala göndermiyor, göndermedi falan filan mesela. Korkunç sonuçlar aldılar. Arteta'nın başlangıcına baktığımızda Taraftarın maç sonunda Arteta sen git diye gösteri yaptığını biliyoruz 2021 yılında. İstemiyoruz seni diye Arsenal taraftarı stat'tan çıkmadı. Evet. Çünkü Arsenal'ın 120 yıllık tarihinin en kötü başlangıcını Arteta ile yaptı. Korkunç sonuçlar. 15-16 yaptı bir ara koskoca Arsenal. Gitti geri. Sorun şu bir temeli oluştururken bir ülkede sen orada bir buçuk belki bir belki bir buçuk seneyi çöpe atmak zorundasın temel oluştururken. Yani orada Arsenal Arteta ile bir senesini bir buçuk senesini yok saydı. Hı -hı. Ve çok kötü çok çok kötü giderken arkasında durdu sahip çıktı. Ben beni izleyenler bilir ben proje destekleyen adamım. Valerian bile gitmesin demiştim. Ondan önce genç yabancılara hep sıcak bakan biriyim. O yüzden Nuri Şahin'e de asla soğuk değilim Nuri Şahin ismine. Ama Türkiye'nin gerçeklerinde her seferinde benim kafama vurdu Türkiye'nin gerçekleri. Ya yani Valerian İsmail konusunda olsun, diğer konularda olsun. Bu ülkede böyle bir sabır yok. Santos'ta da gördük. Başkan dün nerede? Senin arkanda duramam. Bu sonuçlarla puan demiş. Ile, evet. Bu puan ortalamasıyla. Bunlar Türkiye'nin gerçekleri ve Nuri Şahin'in de Antalya'da biliyorsun üst üste 6-7 maç kazanamama durumu oldu. Nuri Şahin'le de böyle bir riski alır mı Beşiktaş? Yönetimin bunu düşündüğünü biliyorum. Yani bu bir risk ve Nuri Şahin burada bir şey inşa ederken bu takımın üst üste kötü sonuçlar alma ihtimali var. Bunu herkes de herkes, herkes biliyor. de olduğu gibi. Ee, o yüzden de ama şöyle herkes de olduğu gibi değil. Yani Lucescu ile almazsın abiciğim. Herkes. Lucescu yasın demiyorum ama Luchescu evet, Şenol Güneş'i de almazsın üstte. Alt kolay kolay. Bu sene çok göz gitmiş olabilir ama iyi bir kadro varsa Şenol Güneş'e de Sergen Yalçın'la da, da işte Luchescu'yla da o tarz hocalarla kolay kolay almazsın. Ama Nuri sana bir proje çizer. 3 evet. yıllık. Evet. Ki zaten sunumlar öyle oluyor. Bunu sana çizer, bunu anlatır ve bunu uygulayabilir. Ama bunu uygularken sana sabır ve zaman gerekir. Beşiktaş'ta bu sabır ve zaman var mı? Bence yok. Burada e, sayın başkan dışarıdan gelen yorumlara Yönetim, yönetim yöneticiler yok. Diyor. Sa sayın sayın başkan dışarıdan gelen yorumları ne kadar e, dinleyip ne kadar neye göre hareket edecek? Bence belirleyici olan nok nokta o. Nuri Şahin buraya gelip başarılı olabilir. Hı. Nuri Hoca gelip şampiyon yapabilir. Ancak ee, Nuri Şahin'e uygun bir çalışma ortamı yaratılması lazım. Çünkü sadece bir Nuri Şahin kararı bir teknik direktör kararı değil. Aynı zamanda bir idealler doğrultusunda gerçekleşen bir yapılanma. Nuri, Nuri Hoca gelecekse e, futbol planlaması ona göre şekillenmesi lazım ki aslında Sayın Başkan dün sizin programda anlatırken futbolcu transfer noktasında da e, biraz beklenilecek kontrattan çıkan oyunculardan sonra hareket edilecek. Şimdi burada Beşiktaş'ın Teknik direktör kararını bence artık vermesi biraz kendi açısından doğru olur. Ve, çok, hemen. ama vere, verebilecek gibi değil. değil. Her türlü Hazir Haziran Her türlü ay, son, ay, son, son, ay, son, son, ay sonunda bulacak. Şampiyonlar ligi maçı var bir Haziranda. Evet. bir kere yani Nuri Şahin konusu olacaksa bir kere o şampiyonlar ligi maçının beklenmesi lazım doğal olarak. Burada ama Nuri Hoca ile ilgili <laughs> şu, şöyle bir bilgi var. Ben de bir not çok kısa bir not ekleyeyim. Nuri Şahin'i en istemeyen e, yöneticiye neden bu kadar istemiyorsunuzu sordum ben. Ben seneye şampiyon olmam lazım dedi. Hı, hı. Ya yani ve o yüzden de hemen gelip şampiyon yapacak bir hoca arıyorlar. Ha bunun tarifi var mı? Tabii ki yok. Kimse garantisini veremez bunun ama, ama yapmış demek eğer böyle bir tanımlama evet. varsa yapmışa gidip önceden şampiyon olmuş bir teknik zaten direktör. Zaten o, o o taraf onu istiyor ya. O o, o isimlere sıcaklar zaten. Bu arada ben şunu da şu bilgide de verip sana topu atayım. Ee, <laughs> yönetimde Sergen Yalçın mı Şenol yani o güneş mi daha güçlü kısmında ee, Sergen Yalçın'ın bir adım daha önde olduğunu ben de biliyorum. Şu, hatta orada e Futbol takımı içerisinde olan profesyonellerin hı hı. E, Sergen Yalçınla ilgili olumlu düşüncesi var. Yönetim içerisinde olan e, futbol planlamasında etkin olan bazı yöneticilerin Sergen Yalçınla ilgili tasarrufun olumlu olduğuna dair bilgi var. Hı hı. E, başkan bize zaten planını kendi e, fikrini Almanya'ya giderek Almanya seyahatinde Nuri Hoca ile görüşerek belli etti. Burada halen bir adayı ön plana çıkarmak zor olsa da iki isim üzerinde yoğunlaşıp iki isim olmaması durumunda Nuri Hoca ve Sergen Hoca olmaması durumunda biraz Şenol Hoca'ya yönelilecek hmm. gibi bir durum var ama bunun kararı halen verilmiş değil. değil. Biz bunları konuşurken Sayın Başkan tarzın tarzını 3 aşağı 5 yukarı artık anlayabildik Sayın Başkanın. Hmm. Herkesi ters köşe yapıp bir anda hiç gündeme gelmeden Fernando Santos'ta olduğu gibi yabancı bir teknik direktörle de karşımıza İsimler sadece gelmek isteyenleri. Ee, evet, Sogjei söyledi. Toskayar var, Van Brokos var. Evet. Van Brokos da olmaz herhalde. Ol haber göndermiş o bu arada. Gerçekten de gelmek istiyorum diye. Ama yine o o İsmi. Van, Van Gaal'le yine gelmiyor. Evet. Van yeni birini bulmuş. O yüzden de ben gelmek istiyorum diyor. Hı, -hı. Onun da oynattığı futbol hücumcu mu? Çok hücumcu değil galiba. Ya yani Solskjaer galiba o konuda evet. biraz daha hücum eee Van, Van biraz daha be bekleyelim. Aynen. Bruno Misteroy e hücumcu. Aynen yani biraz ona bakacaklar gibi düşünüyorum ama, ama hucum, bunların tam bunlardan başka bir İtalyan falan da getirebilir elbette. Yani bir Olabilir. Bir İtalyan ve Alman üzerine de çok konuşulduğunu biliyoruz. Ama tek burada tekrar etmek isterim. Beşiktaş yönetimi kararını almadan önce teknik direktörle ilgili kararını almadan önce ortaya koymak istediği planı ve fikri Beşiktaş taraftarına anlatması lazım. Hı hı. Çünkü sanırım halen kriterler noktasında biraz karmaşıklık var. Halen evet belli bir çerçeve üzerinden ilerliyor. Hı -hı. Sayın Başkan açıklamalarıyla örnek. Savaşan dedi. Cebimize attık. Nuri Hoca kenarda savaşan bir görüntü veren isimlerden biri. Sergen Hoca zaten öyle. Hı -hı. Eşenol Hoca tarzını biliyoruz. Aynı zamanda burayı bilen dedi. Tamam 3 çok güzel. 3'ü üzerinden gidecek Evet 3'ü üzerinden ilerleyen günlerde <laughs> biraz belli olacak gibi. Nuri Hoca Beşiktaş'a Nuri Şahin Beşiktaş'a gelmek istiyor. Pro lisansla ilgili durumu geçtiğimiz haftalarda anlatmıştık. Galere Galler'e gidip orada bir kursa katıldığı söyleniyor. Ancak Borussia Dortmund'la sözleşmesi halen devam ediyor. Hı hı. E, Borussia Dortmund'u da gelmek istediğine dair bilgi olmasına rağmen Borussia Dortmund'u da e, oradaki o denklemi sözleşme durumunu nasıl halledecek önemli olan o. Sergen Yalçın durumu hiç burada hani önceden Sergen Yalçın'la ilgili konuşurken sürekli siz yazıyorsunuz aslında gündemde değil. E, gündeme getirmeye çalışıyorsunuz gibi hep böyle bir yorumlar vardı. Dün görüldüğü gibi e, ya, Sayın Başkan görüşmüş. Artık bu yorumları da bir kenara bırakarak yorumları devam yorumları lazım. De, yorumların yorumların gerçekçiliği, yorumlar yaptırılıyor zaten büyük bir kısmı. Yorum dediğin, şey, yorum dediğin şey yaptırılıyor. Büyük bir kısmı. Hepsi değil ama yaptırılıyor. Belli başlı yorum yaptırılıyor. Twitter hesapları var. Bununla uğraşan, işi bu olan insanlar var ne yazık ki. Ne yazık ki de mi? Meslek olmuş artık bu. Ee, Samet Aybaba ile ilgili çok acayip olumlu konuştu ve Samet Aybaba kısmını hani beni de bu konuda eleştiriyor. Samet babaya çok savunuyorsunuz ediyorsunuz falan diye. Ee, neden bu kadar saldırıldı Samet Aybaba? Yani Samet Aybaba ile ilgili devamlı yayın yapılıyor bir şeyler söyleniyor ya Samet Aybaba ile ilgili. Bir görüntü var. Onun üzerine istiyorsan bir konuşalım. Neden aslında Samet Aybaba'nın neden sevilmediğinin e, göstergesi olan bir görüntü. Varsa eğer hazırsa arkadaşlardan rica edelim o görüntüde gelsin. Gelsin. İnanılmaz ilişkiler ve çelişkiler. Bütün menajerlerin kulübe girişini yasakladık bir kere. Samet Aybaba kimseyi içeriye sokmuyor. Zaten bu görüntü bu konuşma üzerinden aklı başında Beşiktaş taraftarı ne olduğunu anlayabiliyor. Çünkü menajerlerin hesapları var. Menajerlerin birlikte çalıştığı hesaplar var. Menajerlerin birlikte yürüdüğü insanlar, yayıncılar var ve bunları hiç durmadan eleştiriyor. Dün de çok fazla sahip çıktı. Feyyaz Uçar'a da Samet Aybabe'ye de. İkisine çok fazla sahip çıktı. Bence, Beşikta Bence Beşiktaşlar başkanı dinlesin. Ya Beşiktaş başkanı bu kadar değer verirken bu adamları bu kadar dövmeye gerek yok. Korkunç bir Feyyaz Uçar ve Samet Aybabe eleştirisi var. Beğenmeyebilirsin. Ama sonuçta Beşiktaş başkanı ben bunlarla yürüyeceğim diyor. Bunlar kıymetli diyor. Bunlar efsane diyor. Ve saldırı sebebi zaten bu. Menajerleri sokmuyor kulübe diyor. Daha önce de menajerleri sokmayan insanların başına neler geldiğini biliyoruz biz bu kulüpte. E, Beşiktaş'ın bunlardan korunması lazım diye düşünüyorum ben. Evet. O o açıdan e, başkanın dünkü tavrı da bence çok doğruydu. Be, sadece Samet Hoca değil, Hasan Başkan'la da ilgili, Feyyaz Hoca'yla da ilgili, herkesle var. ilgili eleş, eleştiri Hı -hı. E, yapılır. Samet Aybaba'nın eleştirilecek ya, tabii ki var. Züyüz, yüz tabii yüz, ki. olmaz sporlu olur mu? Spor anlamda mesela. olabilir ama en azından Samet Aybaba ile ilgili konuşurken, Hı -hı. Hasan Arat ile ilgili konuşurken biraz daha böyle ee, sakin ve kırmadan, dökmeden devam etmekte fayda var. Beşiktaş'ın e, ilkelerinde de bu var. Doğru. Ya Süleyman Seba, rahmetli başkan toprağı bol olsun. Beşiktaş değerler manzumesidir diyor. Samet Aybaba Beşiktaş'ın yüzlerce binlerce değerinden biri Hasan Arat, yüzlerce binlerce değerinden biri Sergen Yalçın. Beşiktaş'ın değerlerinden yüzlerce binlerce değerinden biri Şenol Hoca öyle. Bu değerler birleştiği zaman Beşiktaş'ın olgusu bir anlam ifade ediyor. Valla rahmetli iyi ki bu dönemleri görmemiş ben sana söyleyeyim. Şu ortamı iyi ki yaşamamış. Neler yazarlardı. Neler yazarlardı. yazarlardı? O yüzden çok önemsemek lazım. Orayı hızlıca geçelim bence. Boş ver. Tam yani. sen açtın abi zaten. Yani ben Hayır. Işte... ya yorumlar yapılıyor falan. Oradan girdik. Tamam. Koyuya. Çıkalım hemen hızlıca. Transfer. Herkes bilgi merak ediyor. Tamam. Itibariyle. Transfer. Onları çok konuşmayalım. <laughs> Az önce yayının başında söylediğimizi tekrar edeyim. Hı -hı. Şimdiye kadar yabancı ve yerli futbolcu ismi vermekten çekinerek Hı -hı. devam ettik. Hı -hı. Sayın Başkan artık tarifleri, tarzları söylediği için oradan devam ediyoruz ve futbolcu isimlerini hem siyahla beyaz programında hem de maç sonu yayınlarında Anlatmaya çalışacağız. Ee, i̇pucu verdi dün. İpucu verdi. Biraz işimizi kolaylaştıran bir ipucu. Yıldız oyuncu Yıldız gelecek. Çilek. Daha önce kimle fotoğraf çektirsem Talişka'yı soruyor. Kimle fotoğraf çektirsem Korejma'yı soruyor. Gomez'i soruyor. Ee, Beşiktaş'ın her zaman böyle bir kahramana ihtiyacı var dedi. Ve o kahramanı getireceğiz dedi. Bu bana göre doğru bir hamle. Gerçekten de takımı çok iyi kurduktan sonra yaşı bile olsa... ...o yıldızı buraya getirirsen o yıldız iş yapar. Bunu zaten görüyoruz. Tadiç'te görüyoruz, Ceko'da görüyoruz, Mertens'te görüyoruz, Pepe'de gördük daha önce. Büyük oyuncu getirdiğin zaman doğru kurgularsan iş yapıyor. Burada da Beşiktaş başkanı bir kahraman getireceğim dedi. O kahramanla ilgili zaten... ...o kahramanın kim olabileceğiyle ilgili... ...zaten ipuçlarını vermiştik daha önce. Evet. Ne diyorsun? O sayın başkanın tarif ettiği tarzda... ...ön plana çıkan şu an iki futbolcu var. Biri Angel Di Maria... Hı -hı. Portekiz'de. Diğeri Memphis Depay. Hı hı. Angel Di Maria ile ilgili durum. E, Portekiz'den artık ayrılmayı düşünüyor. aynı bir Anca, yol ayrımında bir diyebilir miyiz? Evet kesinlikle bir yol ayrımında. Bir kavşak var ikiye bölünmüş kavşak. O kavşaktan biri futbol hayatını Avrupa'da devam et diyor Di Maria'ya. Diğeri de diyor ki hayır doğduğun topraklara futbola başladığın yere Rosario'ya dön diyor. Tamam. Angel Di Maria böyle bir yol ayrımında. Ya doğduğu topraklara hı, hı ya da burada Boğaz'ı tercih edecek gibi duruyor. Beşiktaş yönetiminin transfer i̇yi bir komitesi yapmış Beşiktaş. İyi, e, transfer komitesinin ilgilendiği isimlerden biri Dimaria ve maddi boyutlarda da belli bir noktaya gelinmiş Dimaria ile. Ne diyorsun? Buradan Dimaria'ya sesleniyorum. Kaç yaşında bu arkadaşımız kaç yaşında? 36 <laughs> 36, 36 yaşında olmasa da 36 37 yaşında olmasa da buradan Dimaria'ya sesleniyorum. Rosario'ya her zaman gidersin. Sonuç itibari. Evet. ya. Rosario'ya iki sene sonra da gidebilir Rosario'ya. Rosario'ya üç sene sonra gidebilir oraya yerleşebilir. Biliyorsun Adriana vardı Inter'de. Adam evet. her şeyi bıraktı gitti gece kondu kendi doğduğu yerde takılıyor kafasına öyle. Sevgili Di bundan sonraki ömrünün geri kalan 30 yılını bile Rosario'da geçirebilir. Orada takılabilirsin. Ama gel şurada bir boğaz havası. Bir iki sene. Güzel. En azından bir boğaz havası görsün. Hayatta böyle bir değişiklik. İstanbul e İstanbul çok güzel. İstanbul param varsa var ya dünyanın en güzel şehri. Ben <laughs> sana söyleyeyim. İstanbul'a gelsen, İstanbul'da güzel bir yaşa bir de Dimarya için o zaman güzel bir şehir olacak. Tabii, tabii. Gelirse. Şunu söyleyeyim. E, şundan dolayı diyorum aslında. Dimarya bazı oyuncu futbola aşıktır, meslene de aşıktır. Evet. Bu yaşta, bu performansa bakınca bu adamın da öyle bir adam olduğunu görüyoruz. Şimdi ben mesela e, çok büyük hayranlık duyuyorum şu Mertens'e. E, gerek duruşu, gerek e, katkısı, gerek yaşı mesela çok ya, yaşı bayağı var ve en çok koşan oyunculardan biri çıkıyor devam. Tadiç benzer, Ceko benzer. Yani bazı oyuncu Pepe yaşlı diye gitti 5 yıl daha oynadı. Bazı oyuncu o sahaya çıkıyorsa, o antrenmana çıkıyorsa, o maça çıkıyorsa yüzde vermeye çalışır. Dimaria'da Portekiz'deki performansa baktığımızda bunun sinyallerini çok veriyor. Yani geleyim, yatayım bazı oyuncu da erkenden bırakır. Kim? başına geldi Beşiktaş'ın Lens. Laic adam aşık oldu, küstü müstü, hayatı küstü falan. Lens geldi, kötü oynadı. Ya yani böyle bir oyuncu Avanti... olmadı. 30 zaten kopanadan bu arada 32 tane falan kopuyor ha. Yani o, oynamak istediği için Beşiktaş'ın bir şansı orada var. Yani şu an Dimaria halen performansını zorluyor. Halen 3 seviyede oynuyor. Hmm. Halen gol atıyor. Halen asist yapıyor ve takımın en iyilerinden. Halen futbol hayatına evet ülkesinde de devam edebilir ama yarışmacı bir takımda Avrupa'da mücadele etme isteği var. O yüzden... Kaç yaşında? 36. Bak 36, 2 sene gel. Daha 38. Beşiktaş'a, Dolmabahçe'ye, 38'de Rosario'ya dön. Orada iki 40'a kadar oyna sevgili kardeşim. Veron öyle <laughs> yaptı oralarda o yaş grubun estudiyanteze gitti. 40 yaşında, başkan oldu sonra. 40 yaşına kadar orada o sonra Rosario başkan da ol. Biz Türkiye'de sana destek de atarız Rosario başkan olman için. Orada seçim için olursa şey yaparız destek de oluruz <laughs> sana. Ondan sonraca burada iki sene bence Dimaria burada Beşiktaş'ın kahramanı e, olabilecek bir oyuncu diye düşünüyorum ben. Umarım olur o transfer. Beşiktaş'ın iyi bir teklif yaptığını biliyoruz. Dimaria var. Diğeri Memphis Depay. E, bu yıl zaman zaman hmm. e, sakatlık problemi e, yaşadı sezonun bazı bölümlerinde. E, bu sezon itibariyle de La Liga'da 5 e, gol attı. 20 maçta oynadı. Hep, genellikle sonradan oyuna girdiğini biliyoruz. O 30 yaşında. Belki sakatlıklardan dolayıp zaman zaman performansı eleştiriliyor. Atletico'da devam etmeme ihtimali hı. çok yüksek. Orada Beşiktaş yönetimi de bununla ilgili yakın zamanda bir girişimde bulunabilir. Çünkü Dimaria, Memphis Depay, Beşiktaş yarışmacı oyunculara gidecek hı hı. ve para harcayacağı bölümde birazdan iki futbolcunun ismini söyleyeceğiz yerli. Bon servisi de. E, takıma verilecek olan genç oyunculara gidecek. Memphis Depay, Di Maria. İyi. İki iyi. İyi e, isimler. Di Maria olmazsa ne olacak kısmı? Burada başkan ipucu verdi. Bon servisi elinde. Bir kahramandan bahsetti. Burada dönüp bakacaksın artık kim olabilir diye. Bon servisi elinde kim çıkabilir, ne olabilir diye. Belli başlı isimler var. Futbolu sevenler bakar. Bir Modric diye bir adam var mesela. O da bitiyor. Değil mi? Sezon sonu sözleşmesi bitiyor. O da yaşlı bu arada. Ama iyi kurgularsan Modrić de burada iş yapar. Modric, ben şey demiyorum. Her şeyi yapar. Tamam ben şey demiyorum. yani Beşiktaş yaşlılar gelsin falan tabii ki değil. Ama bir tane kahramana ihtiyacım var ve çok büyük bon servisler veremem diyorsun. Bon Bonservis elinde olsun istiyorsun. Ben sana söyleyeyim Dimari olmazsa o tarz bir oyuncu da öyle bir oyuncu da Beşiktaş gidebilir. Ama tabii ki önceliğin resmi teklif yapılmış olan Dimari olduğunu e, söylemek lazım ama Dimari olmadı Modrić geliyor ben yine çok iyi hamle derim. kim? Hayır der ki abi. Yani ama ben en azından Beşiktaş... Hiç beşik kimseyi beşik... beğenmeyenler var. Hiç kimseyi beğenmiyorlar ya. Şık, Bunlar çöp. Patrik Şik. Bunlar çöp beğenmesin. diyenler. E, le, şeyi beğenmeyen var ya. Kimi? E, i̇şte Lewandowski diyorsun. Ya abi o da işte ne bileyim falan filan. beğenmiyor Benzema yaşlı falan diye. Yani öyle bir şey değil futbol. E, Türkiye Ligi öyle değil. Türkiye Ligi'nin biz çok içinde olduğumuz için farkında değiliz. Yani üst düzey oyuncu burada yüzde falan çok rahat oynayabiliyor. Icardi'nin sen... Ben yukarıdaki %30'a falan olduğunu düşünüyorum. Öyle zaten. O yüzden bu tarz oyuncular gelirse buraya çok büyük etki eder. Türkiye Ligi'nde bir diğer transfer haberi ee, Beşiktaş ciddi. Ee, Beşiktaş yönetimi Alanya Spor'la Oğuz Aydın transferi için e, görüştü. Çok talip var ama onun. Çok talip var görüştü. E, Alanya Spor'un duyduğum kadarıyla birçok tür Türkiye'den takım ilgileniyor Oğuz Aydın'la. E, 2,5-3 milyon euro seviyelerinden pazarlığa. ...başladığına dair bilgi var. Bunun da sebebi Oğuz Aydın'a... E, ...yakın zamanda Fransa'da... ...bir kulübün... ...fariyolli civarı... Hı -hı. E, ...bir kulübün... E, ...teklifte bulunduğunu. O yüzden bu pazarlık süreçleri... 2,5-3 milyon eurodan başlıyor. Hem transfer komitesinin... ...hem profesyonellerin hem de yönetimin... E, ...beğendiği bir isim. E, Sayın Başkan da yakından takip ediyor... ...Oğuz Aydın transferini. E, zor ama görüşmeler devam ediyor... Çok iyi oyuncu. İstatistikleri bu yıl çok iyi. Çok iyi oyuncu, çok tahribi var. Evet. Galatasaray'ın da istediğini biliyoruz. Yurt dışından da isteyenler var. Yerli kalitesini arttırma anlamında önemsediğim bir isim. Yani alan bence alan şanslı. Yerli rotasyonda her takımda oynayabilecekmiş gibi gözüküyor bu yılki performansı. Beşiktaş'ın istemesi de gayet doğal. E, Yerli ile ilgili bu arada Salih Cenk konusu performansına bakacağız'a geldi bir kez daha. E, konu Salih zaten görüşüyorlar. Hı hı. Cenk'le bir görüşme yok diye biliyorum ben. Yani Cenk'le bir görüşme yok. Teklif yapıldı Salih'e. E. tabii maddi konularına girmeden. Hı -hı. E, sanırım orada biraz daha Salih oynayıp biraz daha arttır, arttırma e, durumu olabilir parayı. Çünkü halen ekonomik anlamda pazarlık devam ediyor orada. 2 artı 1 yıllıktı. Şey de 26'ya çıkacak diye değil mi? 26'ya mı çıkacak seneye futbolcu sayısı? ya yani kadroda hı -hı. Öyle Bulundurma. Alda, değil mi? 26. Yani 12 yabancı 14 Yerli. yerli. 14 yerli 14 tane iyi yerli olması lazım. Altyapıdan çıkan çocuklar haricinde. Yani zaten senin altyapıdan var işte oyuncuların. Demir Geytutarlar tutarlar herhalde. Evet. Ee, belki e, Mustafa onu yukarı alırlar. Bilmiyorum seneye ne olur ne biter. Belli başlı oyuncular var. E, i̇şte Emre Can ama Emre Can. Ama Beşiktaş'ın aynı zamanda yerli kısmının acilen kalitesini yükseltmesi lazım. Çünkü Beşiktaş'ın yerleri kaliteli. Çok kalite konusunda sıkıntılar var. O yüzden ben Salih ile devam etme ihtimalleri var diye düşünüyorum. Cenk konusunda e, hadi bir linç bir kez daha linç edeyim. Hadi o iki günde bir edili ediliyorum. Bir kez daha linç edeyim. Cenk Tosun'la ilgili şöyle insanları şunu düşünmesi lazım. E, Cenk Tosun'dan insanların beklentisi çok büyük olduğu için bu sene de Cenk Tosun iyi bir sezon geçirmediği için evet. çok dövülüyor tabii ki. E, ama şunu unutmamak lazım. E, rakiplerin yerli forvetleri Serdar Dursun'la Halil Derviş oldu. Çünkü yerli forvet yok. Yerli forvet 10 tane olur. Cenk'i gönderirsin. Cenk'i gönderdim. Milli takımın forveti şunu aldım. Cenk'i gönderdim, bunu aldım dersin. Senin rakiplerinde de yerli forvet olarak Umut var Trabzon'da. Halil var Galatasaray'da. Serdar Dursun var Fenerbahçe'de. Cenk bunlardan hem daha büyük oyuncu kariyer anlamında hem de bana göre bu kişisel fikrim daha büyük bir oyuncu. O yüzden de Cenk Tosun'un gönderilme kısmı tabii ki 2,5 milyon, 2 milyon çok büyük para istiyorsa elbette tutmayabilirsin. Ama bir orta nokta bence çünkü pazarlık yapılıyor mu çok emin değilim. Yani Salih'le görüşülüyor ama Cenk'le görüşülmüyor. Cenk'te hiç bir, yok görüşme. Tam, bir pazarlık en azından orta nokta bulunabilir. Yedekte oturan, yedek kulübesinde oturabilen, sonradan oyuna giren <laughs> derbide attığı golü kimse atamaz onu. Bak ben sana söyleyeyim. Sonra eee Bak Beşiktaş Umut Nayir'i bile aradı. Beşiktaş Güven Yalçın'ı da aradı. Umut Nayir'i bile derken yanlış anlaşılmasın bence iyi oyuncu Umut. Beşiktaş sonra gönderdiklerini arıyor. O yüzden de bence benim kendi kişisel fikrim. Çünkü burada kişisel fikri belirttiğin anda o Cenk'in arkadaşısın Cenk'i istiyoruz falan filan da bir garip bir e, tepki de oluyor. arkadaşı falan değilim. Sadece rakiplerin golcülerine bakıyorum. Bir de Cenk'e bakıyorum. Cenk'in Beşiktaş rotasyonunda <laughs> bulunması gereken bir yerli forvet olduğunu düşünüyorum. Cenk sakatlıktan vesaireden kurtulursa birçok maçta ikinci yarılarda girip gol atabileceğini düşünüyorum. Bu benim futbola ilişkin kendi görüşüm. Beğenirsin Cenk. Beğenmeyebilirsin o başka bir şey ama bence <laughs> sonra Beşiktaş pişman olmasın. Evet. Benim düşüncem Cenk'le ilgili de bu yönde. Bu herhangi bir, bir görüşmenin henüz yapılmadığını da söyleyelim. Salih ile Salih Uçan'la yapıldı. Umarım orta yol bulunur Cenk e, herhangi bir e, para pazarlığı da yapılmadı. Derbi de attığı gol girip katkı sağladığı maçlar. Çok iyi ya, goldu. ya tabii ki formsuz. Ben şey demiyorum. Cenk harika oynuyor. Zaten harika oynasa bu iş noktaya gelmez. Cenk tabii ki iyi oynamadı ama bu sezon herkes kötü. Bu sezon herkes kötü. Mesela yani, bu işte son iyi oyuncu Çıkartamıyorsun. Muçi kıpır deyince seviniyorsun. Muçi kıpır diyor. Semih kıpır diyor. Muçi ile ilgili haber var. Tamam Muçi Semih. Başka kim var üçüncü? İki sene önce yılın transferi diyorduk Getson'a. Ne oldu? Getson şimdi gönderilsin Yok. deniyor. Hı -hı. Herkes kötü şu anda. Performansı bütün, bütün takımın düşmüş, düşmüş durumda. durumda. Düşmüş. Yani ile eleştiriyoruz. Normal. Yani o da dün başkana söyledim. Orada biraz da ben... Yazıyorsun tweet atıyorsun dedi. Oyuncu kötü oyuncu değil. Bir kez benden duyamaz kimse musat kötü oyuncu dediğimi. Ama bir form durumu iyi değil ve bu eleştirilebilecek bir durum. Form iyi değilken çok iyi formda diyecek halimiz yok. Bunu da zaten söyledim programda. Herkes kötü. Bu mutlaka musatide de etkilemiştir. O da düştü. Getson da düştü. Tüm takım düştü. Cenk de düştü. Ki Musati'nin... Bana göre Raşit'sa da mesela bu sene iyi değil. Hep, hepsinin zaten performansında belli başlı düş, düşüşler var. E, Musati... Ama ben, yürüyor ya. Yürüyor. Gelecek yıl yanında iyi oyuncular transfer edilmesiyle bu adaptasyon problemini de biraz atlatması. Çünkü bu sergilediği performans normal bir performans değil. değil. Yani oyun, herhangi bir bir durum var. O durumu da halletmeye çalışılıyor zaten içeride Hı -hı. oyuncuyla konuşarak. Ee, ama bu adaptasyon problemi ben bu sene artık yaz kampı da geçirildikten sonra atlatılır gibi. Muçi Muçi ile ilgili bir haber Hı -hı. var. Ee, Aston Villa Muçi Leje Varşova Muçi e, maçtayken Aston Hı -hı. Villa Lece Varşova maçındayken e, i̇çeride gol attı, dışarıda da attı, hasis yaptı. O maçta Aston Villa'nın çok beğendiğini e, ve bu konuyla ilgili araştırma yaptığına dair bilgiler vardı. Aston Villa yetkilileri yakın bir zamanda Muci için 20 milyon euro'nun biraz üzerinde Hı -hı. bir resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Hı -hı. E, ben bu konuyla ilgili araştırmayı e, yaptım. Orada Aston Villa e, hem teknik ekibinin hem de skat ekibinin ee, çoğu konuda olumlu referans olduğuna, oyuncu ile ilgili hı hı. E, denenebilir bir oyuncu olduğuna dair hep bilgiler geldi. Bunu şurada, şurayla birleştireceğim. Satar mı Beşiktaş 20'ye? Satar. Ben de satar diyorum. satar Bunu şuraya, şurayla birleştiriyorum. Sayın Başkan bir keresinde biz muçumuz rahatı aldık ama hı hı. gelecek sezon şimdiden teklifler gelmeye başladı demişti. Bunu zaten artık kamera önünde de hı hı. E, zikrediyor Sayın Başkan. 20 iyi midir? 21-22 midir? Pardon. 21-22 konuşayım. Ee, 6 ayda çok iyi iki katı. Çok iyi. 6 aydan. İyi. Ee, bir de şu var. Para kazanmak zorundasın ya. Yani şöyle bir şey olur. Ee, kadron boştur. Şu anda mesela 8 yabancın vardır. Sezo hı hı. Şöyle diyeyim. Sezon sonu 10 yabancın gidiyordur. Sözleşmesi bitiyordur. Hiç onları gönderme derdin yoktur. Senin kadron hazırdır. Ee, 3 yabancı alıp Galatasaray öyle yapacak. Üç yabancı alacak, devam edecek. Üç yabancı alıp hayatta devam edeceksindir. Ben o zaman derim ki Muçi'yi şey yapmayın. yerinden oynatmayın. Sistem hazır. Üç yabancı gelsin. Beşiktaş şampiyon olsun derim. Ama bu sene zaten öyle bir sene değil. Bu sene Beşiktaş'ın paraya ihtiyacı var. Hı -hı. Bu Oyunculardan kurtulması lazım. O yüzden e, değerlendirilebilir. E, Aha satılsın gitsin falan demiyorum ama öyle bir teklif gelirse bence değerlendirirler. Artı bize bir şey üzerinden okuyoruz hikayeyi. İşte e, Rebic, e, Abu Bakar, kötüler üzerinden okuyoruz. Beşiktaş bunları nasıl gönderecek diye. Ben diğer oyunculara elde tutulması planlanan oyunculara teklif gelirse onların da gönderileceğini düşünüyorum. Mesela Raşit'sa. Hı. Hmm. Bence Raşit'se teklif gelirse Beşiktaş gönderir. Gelme durumu var gibi mi şu an? Konuşuluyor. Öyle bir şeyler konuşuluyor. Kaçı aldı sezon başı? 4'e mi 5'e mi aldı? 5-250. 5 250, ben. Beşiktaş, 250 aldı. Ben Raşit'se ya da 8-10 gelirse bence Beşiktaş gönderir onu. Gönderir. Se 8 Gönderir on, gönderir. Onu gö on olsa güzel ama onu, onu neresi verir diye düşünüyorum 10 milyon euroyu. B biraz performans hmm. olarak çünkü sal biraz çalkantılı bir dönemden başkanı, geçerken. Başkanın 23 Mayıs işaret etmesi çok önemli. Çünkü gerçekten de Avrupa'nın Avrupa maçlarının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Yani buçayı iki tane atıyor Aston Villa'ya bak. Oradan evet. kalan hikaye devam ediyor. Sen Türkiye için. Ligi ile birleştirdiğince. Avrupa Ligi'ne. Hadi Semih Avrupa Şampiyonası'nda iyi ortalama oynadı. Çok transfer yapamadı Hı. falan diyelim. Gittin Avrupa <laughs> Ligi'ne iki tane gol atsa böyle bir deplasmanda bitti gitti yani bir anda piyasası artıyor muçi için öyle Raşisa için öyle o yüzden ne kupa çok önemli ne, gerçekten de net, net oy ben Beşiktaş yönetiminin bu buradaki transfer politikasında e, en azından biraz böyle şifreler verdiği bu yolu olumlu buluyorum Hı -hı. net oyunculara gitmesi e, ne vereceği belli olan oyunculara gitmesi Hermoso elit seviyede bir oyuncu o da zor değil mi? İmza e, Hermoso ile ilgili şu bilgi var imza parası istiyor oyuncu gayet normal çünkü e, Avrupa'da İtalya'da özellikle çok önemli teklifler almak üzere maddi anlamda hem imza parası istiyor ama görüşülen transfer komitesini yürüttüğü bir oyuncu bu Beşiktaş isterse bitirir noktasında bilgiler de geliyor hmm. sadece oyuncunun şöyle bir düşüncesi var bu e, araştırmam sonucunda bulduğum bu yılki Av Arabistan futbolundaki yatırım planlamasını bekliyor eğer Arabistan Yarımadası'nda futbol planlaması yine güç kazanarak ilerlenirse, hı hı. para yatırılırsa oraya, orada gelecek olan teklifleri bekleyebilir. Elit seviyede bir oyuncu. Hermoso, Di Maria, e, Depay, gibi Beşiktaş'ın gittiği oyuncuların hepsi böyle. Demek ki Beşiktaş o noktaya para harcayarak bir oyuncu grubu oluşturacak ve e, yarışmacı bir futbolcu grubu oluşturacak. Bu kıymetli, bu güzel bir yol. Beşiktaş taraftarı çünkü kısa süre içerisinde yapılanma kelimelerinden bahsediliyor ya yapılanma derken gidip yani genç oyuncuları toplama falan öyle bir şey değil. Hem yapılanacak hem de Beşiktaş şampiyonluğa oynayan bir takım. Hı hı. Galatasaray örneği var. 13. oldu. Ertesi yıl oyuncu transferleri yapıldı. Aynı zamanda hemen başarı geldi. Sayın Başkan da bence izlediği yol bu. Ama burada tabii oyuncuların dışında teknik direktör kararı çok belirleyici olacak. Ee, hemen karar verilip o, sayın başkan işaret ettiği tarihten sonra Hı -hı. transfer çalışmalarına başlaması lazım çünkü biraz ee, geç kalınmaması lazım. Gelecek sezonu yerli seviyesi belirleyecek bir kere onu da söyleyeyim. Yani o yüzden bu kadar fazla eee işte Spor dedik Cenk Tosun, falan dışarıdan Yusuf Yazıcı ismi konuşuluyor ki ben o kadar büyük rakamlar Yusuf Yazıcı'ya Belirleyecek mi çok emin değilim ama Türkiye'ye dönme planı yokmuş. Yokmuş. Peki iyi olurdu keşke olsaydı. İyi olurdu. Bence formunu bulduğu zaman o da enteresan oyuncu. Yani var yer... bir yerli. Var mı? Söyle bakalım kim var yerli? Cihan Çanak tamam. standart tamam. düzeyde zaten Hı. Ümit Ümitbili takımımızda da forma giyiyor hucumun birçok noktasında Hı. oynayabilen bir oyuncu. Ama e, Oğuzla dediğimiz gibi burada yine rakipleri var çünkü Türkiye'de diğer büyük kulüplerinde. Cihan Çanak'la ilgilendiğini biliyoruz. Bu hı. hı. bonservis ücreti Oğuz'a oranla biraz daha yüksek tabii. Tabii bunu, bu... Ee, görüşülmüş. Beşiktaş bu, görüşmüş. Bu seviyenin bu seviyenin doğru olduğunu düşünenlerdenim ben. Milli takım, Ümit milli takım, A milli takımı bulaşmış. Hı hı. Onun üzerine taşıyan oyuncuların olması lazım. Keşke Rıdvan dönse. Ee, o tarz oyuncuların gelmesi lazım. Çünkü şöyle bir gerçek var. E, ee, artık oyuncu ismi vermek istemiyorum. Kimseyi kırmak Sezon boyunca eleştirdik birçok yerli oyuncu, O yüzden oyuncu ismi vermeyeceğim ama belli başlı ben kafadan 4 tane 5 tane isim Beşiktaş seviyesinde asla olmayan 4 tane 5 tane Beşiktaş'ın yerlisi var. E, ve bu yerlilerden Beşiktaş'ın kurtulup Ümit Milli Takım'da oynayan Milli Takım'da oynayan yerlileri alması lazım. Benim düşüncem bu yönde. O yüzden de bu isimlerin yani Ümit Milli Takım'daki genç çocuklara gidilmesi veya Milli Takım'daki birilerinin e, kovalanması da ben çok doğru buluyorum. Çünkü yerli kalitesinin %100 Kış kışın arttırması lazım. Giyim sponsorumuz Hamıl'a çok teşekkür ediyoruz. Tişörtüm nasıl? Gayet güzel. Ha? Sağ tarafta evet. Nasıl ama? Bayrak kaldırmış mı? Hamıl çok güzel tişörtler yapıyor. Çok teşekkür Bravo ediyoruz. Oğlum. Giyim Sağ sponsorumuz Hamıl'a çok teşekkürler. B-Club adı altında. içinde farklı ayrıcalıkların olduğu bir sadakat programı mevcut Hamıl'ın. B-Club üyeleri ilk siparişinde %15 indirim kazanırken her alışverişinde de %5 hani puan kazanıyor. Bu hani puanların her biri de 1 TL'ye denk geliyor. Harcadıkça kazanıyorsunuz. Fırsat ve kampanyalardan da internet sitesi üzerinden haberdar olabiliyorsunuz. Hamıl'a bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Oyuncu transferlerini hı hı. söyledik. Hı hı. Özet geçip öyle bitirelim abi. Yerli oyuncularda Oğuz Aydın'la, Oğuz Aydın transferi için Beşiktaş Alanya Spor'la temasa geçti. 2,5-3 milyon euro seviyesinde pazarlıklar daha başlıyor oradan. Cihan Çanak listede standart de Beşiktaş kulübü e, görüşmelerini gerçekleştirdi. Türkiye'den başka büyük kulüplerinde Cihan Çanak'la ilgilendiğini, tahmini bonsel ücretinin Oğuz'a oranla biraz daha yüksek olduğunu söyleyelim. Programın başında Sayın Başkan'ın e, gençleri sevindirecek futbolcu tanımlamasına uyan ve listede olan Di Maria, uh -huh. Rosario evet. Santral Beşiktaş arasındaki o karar verme aşamasını anlattık. Memphis Depay. Uh -huh. e, bence transfer anlamında e, Beşiktaşların doyacağı bir program oldu. Hı uh hı. -huh. Hoca konusuyla ilgili eklemek istediğim bir şey var mı? Yok hoca Biraz... Hoca ile ilgili süreç devam edecek <laughs> belli ki. Daha, yani bunu bir 3-4 program daha konuşuruz biz. Ben Haziran ayını bulacağını tahmin ediyorum. Yani ben Beşiktaş'ın eee Herkes de bir 23 Mayıs'tan sonra hoca açıklanır havası var. Ben çok öyle olacağını düşünmüyorum. Biraz daha sanki Mayıs'ın sonu 29, 30, 1 Haziran, 2 Haziran, 5 Haziran falan olacakmış gibi gözüküyor. Tabi bu sırada bu transferle ilgili yani 19 oyuncu nasıl gidecek, ne olacak kısmını Beşiktaş'ın çok üzerine çalışıp hızlıca halletmesi lazım. Çünkü çok fazla yetersiz yabancısı var ne yazık ki. Evet ki ilerleyen programlarda bu e, yetersiz olarak adlandırdığın yabancı oyuncuların ayrılma durumuyla da ilgili hmm. bilgileri paylaşacağız. Ağzına sağlık. Eyvallah. Ee, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi unutmayınız. Yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. Çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Görüşürüz. Eyvallah.